Merhaba, ben Sevde. Bugün indirimle ilgili konuşmak istiyorum. Aslında uzun zamandır indirimlerle ilgili bir video çekmeyi düşünüyordum. Ancak bu videoyu bir Black Friday gününde Black Friday'e sinirlenerek çekeceğimi bilmiyordum. Şu anda 23 Kasım 2018 Cuma ve inanılmaz bir indirim var. Biliyorsunuz Black Friday'de bütün markalar %50, %60 aşırı derecede bir indirim yapıyorlar ve herkes bu indirime koştur koştur gidip inanılmaz bir alışveriş yapıyor. Ben de sabah uyandığımdan beri Twitter'da olsun, başka yerlerde olsun insanların indirimden yaptıkları alışverişleri ve bu esnada yaşadıkları olayları okuyorum. İşte sıralarda çıkan kavgalar, aynı anda bir kaza tutup onu çekiştirirken kazağın yırtılması, işte güvenliğin gelmesi gereken durumlar vesaire, inanılmaz bir izdiham olmuş durumda. Tabii ben bu esnada evde oturmuş kahvemi içerek kitap okuyordum ama yine de bu konuyla ilgili konuşmadan edemedim açıkçası. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. İndirimden alışveriş yapmak, eğer ki gerçekten faydalanabiliyorsanız, inanılmaz mantıklı bir şey. Ancak biz maalesef indirimden nasıl alışveriş yapmamız gerektiğini tam olarak bilmiyoruz bence. Şimdi kendi yararımıza kullanmak yerine biraz daha zarara geçtiğimizi düşünüyorum ben. Şöyle düşünelim, siz bir mağazaya gidiyorsunuz ve bir ürünün 200 liradan 100 liraya düştüğünü görüyorsunuz. İnanılmaz bir indirim var, 100 lira düşmüş durumda. Kendi kendinize şunu söylüyor olabilirsiniz. 100 lira inmiş ve ben bunu şu anda alırsam 100 lira kâra geçeceğim. Çünkü siz eğer o ürünü indirime girmemiş olsaydı, almayacaksanız eğer, şu anda durduk yere 100 liranızı verip onu almanız sizi sadece 100 lira zarara sokuyor. Ve çok büyük ihtimalle o ürünü alıp eve getirdiğinizde ne hayat standartınız artıyor, ne çok büyük bir mutluluk yaşıyorsunuz, ne inanılmaz bir verim alıyorsunuz. Aslında sadece bir cismi almak için 100 lira vermiş oluyorsunuz ve onu getirip buraya koyuyorsunuz. Artık sizin. Ben de o yüzden bu konuyla ilgili biraz konuşmak istedim. Çünkü ben de çok uzun zamanlarca sevdiğim markanın indirime girmesini beklemiş, kovalamış ve indirimden alışveriş yapmış bir insanım. Peki indirimi kendi yararıma kullanamadığımı nasıl fark ettim ve nasıl bir Black Friday gününde bir kitap bile almadan burada oturmayı başarabildim? Size biraz onu anlatayım. Ben öğrenciyim ve ailem bana para gönderiyor. Ailemin gönderdiği parayla alıyorum ne alacaksam. Bazı zamanlar oluyor ve gerçekten çok ciddi paralar gönderiyorlar. Ve sonrasında geriye dönüp baktığımda o ay o parayla ne yaptım? Çok güzel bir şehri mi gezdim? Yurt dışına mı çıktım? İşte hayatıma çok inanılmaz bir şey mi kattım? Değişik yerlerden bazı kurslar mı aldım, seminerlere mi verdim bu parayı, ne yaptım? Bunu düşündüğümde hiçbir şey yapmadığımı fark ettim. Yani hayat standardım aynı devam ediyor. Yediğim içtiğim şey aynı, oturduğum ev aynı. Her şey aynı. O parayla sadece indirimden veya değil bir şekilde alışveriş yaparak bazı eşyalar edindiğimi ve bu eşyaların benim hayatıma hiçbir şey katmadığını fark ettim. Sonuç itibariyle o parayı çok anlamsız bir şeye verdiğimi keşfetmem çok zor olmadı. Bence herkesin hayatında bir takım böyle aydınlanmalar oluyor. Aslında yaptığımız alışverişin çok da karlı olmadığını, biraz anlamsız olduğunu, biraz abarttığımızı hepimiz kabul ediyoruz ama bu sanki çok sevimli bir şeymiş, çok tatlı bir şeymiş gibi anlatıyoruz. Yani Twitter'da bile ben inanılmaz tweetler gördüm bugün. İşte çoluğumun çocuğumun rızkını zaraya yatırdım, çok mutluyum, bir alkış alalım falan. Yani böyle bir şey olamaz. Bu bir espri olamaz. Gerçekten, çünkü o kadar anlamsız bir şeye para veriliyor ve bundan keyif duyuluyor ki bunu biraz durdurmak gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden indirimden alışveriş yapacaksanız en azından biraz daha bilinçli bir şekilde yapın. Bu indirimin markalara değil de size yararının olmasını ben gerçekten çok isterim. Çünkü hepimiz biliyoruz ki kar amacı güden hiçbir kurum, hiçbir kuruluş eğer ki iflasın eşiğinde değilse, elindeki bütün eşyaları satmak zorunda kalmadıysa asla bir eşyayı kar elde etmeyecek şekilde satmaz. Dolayısıyla indirim döneminde de tabii ki markalar inanılmaz karlar elde ediyorlar, inanılmaz derecede kazanıyorlar. Siz ise belki de çok da ihtiyacınız olmayan bir şeyi eve alıp gelmiş oluyorsunuz ve çok daha fazla zarara giriyorsunuz. Bunun biraz önüne geçmek istiyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Mesela teknoloji konusunda indirimden bir eşya satın almak gerçekten çok mantıklı. Çünkü bir hard disk beğeniyorsunuz, 600-700 lira, indirimde düşüyor 200-300 liraya. Elbette ki onu indirimden alacaksınız. Yani daha mantıklı ne olabilir? Ancak kıyafet konusuna geldiğimizde, kozmetik konusuna geldiğimizde işler öyle olmuyor. Öncelikle ihtiyaçlarımızı çok iyi belirlememiz gerekiyor. İndirim konusunda, genel olarak alışveriş konusunda da bir şeyin ihtiyacınız olup olmadığını muhakkak çok iyi bir şekilde belirleyin ve ihtiyacın sınırlarını çok genişletmeyin. Yani benim aslında iki tane turuncu kazağım var ama bir tane daha turuncu kazak alabilirim ya, bunlar bana yetmiyor gibi bir mantık olamaz. Biraz kendi sosyoekonomik durumunuza göre, biraz da gerçekten bir şeyin ihtiyaç olup olmadığına göre kendi listenizi belirlemeniz gerekiyor. Bir mağazaya ne için girdiğinizi unutmamanız lazım. Yani kapının önünden geçerken indirim olduğunu görüp mü girdiniz o kapıdan, yoksa gerçekten almak istediğiniz spesifik ve ihtiyacınız olan bir şey vardı da
onu indirimden almış olayım diye düşünerek mi girdiniz? Bu çok önemli. Yani kendinizi kaybetmemeniz açısından. Onun dışında özellikle giysi alışverişinde, yine takı alışverişinde, kozmetikte de oluyor ama giyside çok fazla, moda diye almamak gerekiyor hiçbir şeyi. Yani moda kavramını ben zaten çok anlamsız buluyorum ama bir şeyi moda olduğu için, trend olduğu için alırsanız gayet iyi biliyorsunuz ki gelecek sezon, bir sonraki yıl onu giymeyeceksiniz. Ve belki de sadece moda olduğu için beğendiğinizi zannettiniz. Çünkü sokakta herkesi aynı şeyi giyerken görüyorsunuz ve siz de benzer bir şey giymek istiyorsunuz. Çünkü hepimiz biliyoruz ki bu senenin modası leopar desenleri ise senenin modası çizgili bir desen olabilir. Ve bu sene aldığınız leoparı seneye asla giymiyor olabilirsiniz. Geriye dönüp baktığınızda da ben o leopar desenini nasıl giymişim ya diyebilirsiniz. O yüzden bir şeyin moda olduğu için, trend olduğu için almamak çok önemli ve bunun ayırdına varmak da yine sizin kendinizi tanımanızla ilgili bir şey. Yine giysi alışverişinde dikkat edilmesi gereken şeylerden diğeri, o aldığınız şeyi evdeki giysilerinizle beraber giyip giyemeyeceğiniz. Yani ben bunu eskiden çok fazla düşünmezdim. Çünkü beğendiğim şeyi alma güdüsü çok fazla oluyordu bende. Yani çok beğendiysem eğer kesinlikle almalıyım diye düşünüyordum. Gözüm dönüyordu ve alıyordum. Çünkü aldığınız giysiyi yeterince giyebilmek çok önemli. Yeterince verim alabilmek çok önemli. Ve evdeki diğer giysilerle uyumlu değilse eğer, almak istediğiniz verimi alamayabilirsiniz. Alışveriş yaparken dikkat etmeniz gereken şeylerden biri de, bu bütün alanlar için geçerli ama yine özellikle giysi alanında çok daha önemli, hali hazırda böyle bir şeye sahip misiniz? Yani bir siyah kazağınız varsa evde ve ondan çok az daha farklı olan başka bir siyah kazağı da beğendiyseniz, onu almanız çok anlamlı olmuyor maalesef. Hali hazırda aynı görevi gören, aynı işlevi gören bir şey eğer evde varsa, ona benzer bir şeyi satın almanız çok da anlamlı olmayacaktır. Buna da dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum ben. Bir de tabii ki marka takıntısı durumu var. Bu da yine giyimde ve kozmetikte çok sık gördüğümüz bir şey. Yani bir ruju beğeniyorsunuz, 10 liraya satılıyor. Bir yerde 70 liraya satılıyor. Öbür yerde gidip 70 liralığı alıyorsunuz. Bu zaten ayrıca bir anlamsız. Eğer ki nitelikleri aynıysa şayet. Bir de şöyle bir durum oluyor. Bir şeyi gerçekten beğendiniz mi? Yoksa markasından dolayı mı beğendiniz? Yani o markayı görmeseydiniz onun üstünde yine onu almak isteyecek miydiniz? Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Teknoloji konusunda da tabii ki marka takıntısı veya markalardan dolayı satın alınan eşya var ama en azından teknolojide bir nitelik farkı daha belirgin olabiliyor. Giyim gibi, kozmetik gibi konularda nitelik çok da fark etmiyor bence. Yine indirimdeki alışverişte bence en çok dikkat etmemiz gereken şeylerden biri, onu alacak bir paranız hakikaten var mı? Evet, indirim sizi zaten alışveriş yapma konusunda iteleyen bir güç ve siz onu belki de taksitle almak zorunda kalıyor olabilirsiniz. Başka bir yere vermeniz gereken parayı o an o eşyaya veriyor olabilirsiniz. Bunu lütfen yapmayın. Yani o an gerçekten o eşyaya ayırmış olduğunuz bir bütçeniz var mı? Eğer yoksa taksitle ya da başka bir şekilde o giysiyi, o eşyayı, o artık her neyse aldığınız şey almaya çalışmayın. Yani bu da biraz indirimin tuzağına düşmek oluyor diye düşünüyorum ben. Çünkü hali hazırda eğer öyle bir bütçeniz yoksa, sırf indirim geldi ve çok uygun fiyata buldunuz, bir daha bu fiyata bulamayabilirsiniz mantığıyla bakarak onu almamaya çalışın. Bu gerçekten insanların ekonomik durumunu çok ciddi etkileyen bir şey. Dolayısıyla buna dikkat etmek gerekiyor. Biliyorsunuz zaten ülkemizde asgari ücretli insanların elinde böyle son model telefonlarla gezdiği bir durum içerisindeyiz. Dolayısıyla bu da biraz ona verecek param var mı yok mu sorgulamasının yapılmadığını, biraz daha ona ille de ulaşmalıyım isteğinin daha ağır bastığını gösteriyor. Benim indirim konusunda söyleyeceklerim şimdilik bu kadardı. Umarım işe yarar bir şeyler söyleyebilmişimdir. Sizin de bazı indirim tüyolarınız varsa videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Beni desteklemek istiyorsanız, videomu beğenip kanalıma abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.